Bugün sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa seslendi ve birçok tarafın, dünyada birçok noktanın gözünü çevirmesine neden olan bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın gündemi Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bu bir blöf değil dedi Rusya lideri Putin. Ne için dedi bunu? Özellikle Rusya'nın savunması için söyledi. Kısmi seferberlik ilan etti. Bir yandan da Ukrayna'da dört noktanın Rusya'ya bağlanma referandumuna destek vereceklerini açıkladı. Oldukça önemli. Dünyadan ne tepkiler geldi? Bunlara da bakmak gerekiyor bir yandan. Ama ona dönmeden önce bakalım bir acaba nükleer blöfte karşılık nedir? Nasıl bir askeri gücü var Rusya'nın? Gelsin hemen değerli izleyenler. Bizler de gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Nükleer savaş başlıklarının toplam sayısına baktığımızda Rusya'nın 6000'e yakın nükleer savaş başlığı var. Bir yandan da NATO'nun, yani içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın ve İngiltere'nin de dahil olduğu NATO'nun yine 5943, 6000'e yakın nükleer savaş başlığı var. Rusya'nın stratejik nükleer savaş başlıklarındaysa depoda ve üstlerde olanlarla ilgili bir veri geliyor karşınıza. Kıtalar arası balistik füzelerde 1185, deniz altından fırlatılan balistik füzeler 800, nükleer bombardıman uçaklarıyla havadan fırlatılanlarda ise 580 olarak öne çıkıyor Rusya'nın nükleer gücü. Şimdi Putin'in bu bir blöf değil açıklamasına bütün dünyadan tepki var dedik. Açıklamalar ardı sıra geldi. Kim ne dedi bir ona da bakalım dilerseniz, ekranlarınıza getirelim. Özellikle İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar gelmişti. Çok dikkat çeken bir açıklamayı da yine Sırbistan'dan görmüştük. Hepsine bakalım. Ukrayna'nın ilk tepkisi seferberlik ve sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek oldu. Amerika Birleşik Devletleri zayıflık ve başarısızlığın işaretleri dedi. İngiltere'den tehditler ciddiye alınmalı açıklaması var. Almanya kötü ve yanlış bir adım diyor. Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vučić özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum dedi. İşte tüm bunları konuşacağız. Acaba bu ne anlama gelir? Ukrayna'da dengeler nasıl değişir? Konuklarımız olacak ve konuklarımıza döneceğiz, değerlendireceğiz. Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin benimle beraber. Çetiner hoş geldin. Hoş bulduk. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar da birazdan aramıza katılacak. Çetiner, seninle başlayalım. Şimdi gördük, açıklamalar da geliyor. Sabahtan bu yana gözler Rusya'da. Ne dersin? Putin'in planı ne? Neden şimdi? Şimdi tabii öncelikle yapılan açıklamalara bakıyoruz. Daha doğrusu karşı açıklamalara. Ukrayna'dan gelen açıklama bunun neredeyse mantıksız bir açıklama olduğunu. Hatta şöyle söyleyeyim. Ukrayna tabii son 1,5 aydır özellikle ciddi bir toprak kazancına da girdi. Yani karşı taarruza geçti. Dolayısıyla Ukrayna'da ciddi bir özgüven var. Ama şunu biliyoruz ki yani arkamızdaki haritaya baktığımız zaman ya da Rusya'nın uluslararası... Peki gidelim haritanın önünde sen, çünkü Ukrayna'da da yayınlar yaptın. Haritada birçok noktayı da gördün Ukrayna'da. Bize gösterir misin? Sahadaki şimdi, kazanımların neticesinde gelen bir adım gibi görünüyor. Şimdi öncelikle tabii kriz bölgesi dediğimiz nokta şu an siyah çizgilerle etrafı çevrilmiş olan Luhansk, Donetsk ve Mariupol'de içine alan bölge. Bu bölge zaten aslında 2014'te de Sena aynı şekilde işgal edilmişti. Ama Mariupol daha sonra Ukrayna ordusunun devreye girmesiyle beraber geri alınmıştı. Ama şu anda Mariupol, Donetsk ve Luhansk kentleri şu anda tamamen Rusların kontrolünde. Hatta bu bölgelere şu anda asker sevkiyatını da devam ettiriyor Rusya. Tabii Rusya'nın buradaki en büyük avantajı buralardaki nüfus durumundaki skala. Yani şöyle söyleyeyim, Donetsk'te, Mariupol'de ve Luhansk kentlerinde hem Ruslar var hem Rumlar var. Ben de aslında Mariupol'e gittiğim zaman Yunanistan'ın başkonsolosunu gördüğüm zaman bir şaşırmıştım. Niye burada hatta var? Hatta Deryas da Mariupol'e gitti. Evet, ben oradayken geldi. Ocak ayıydı hatta, hatırlıyorum. Geldi, ziyaret etti. Ve ciddi bir Rum nüfusu burada var. Tabii Donetsk ve Luhansk kentleri daha önceden lojistiğin hazır olduğu kentlerdi. Yani 2014'ten beri orada zaten hazırlıklarını yapan bir Rusya vardı. Şimdi tabii şöyle söyleyelim. Kharkov şu anda çatışmaların en fazla olduğu noktalardan biri. Yine Sumi'nin hemen doğu yakası çatışmaların yoğun olduğu bölgeler. Ve tabii tartışmalı noktalar Kırım, Melitpol ve Herson bölgesi. Herson bölgesi şu an tüm Ruslar için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü buradaki su kaynakları
Kırım'ı besleyen ana noktalardan biri ve buradaki boru hatlarını Ukrayna 2014'te tamamen kapatmıştı. 7 kez görüşme gerçekleştirildi ama Kırım tabii 2014'ten beri çok büyük bir susuzlukla mücadele ediyor. Deniz suyunu arıtarak tarım arazilerine vermeye çalıştılar, başaramadılar. Ama şu an Herson'daki su kanalları Kırım'a verilmeye başlandı. Ama hem Herson, hem Zaporijya, hem Donetsk, Luhansk dediğimiz Donbas bölgesinde referandum olacak. %15'ine tekabül ediyor Ukrayna'nın. Yani neredeyse Macaristan büyüklüğünde bir alan. Buralarda referandum olursa bu sahadaki durumu nasıl etkiler? Yani Ukrayna'nın ilerleyişini bir parça durdurur mu, devam ettirir mi? Şöyle, şu an için bence yani sahanın da koşullarına dikkat alarak söylüyorum. İşgal ettiği bölgelerde halihazırda referandum yapabilir. Çünkü işgal ettiği bölgelerde zaten Rusya'nın geçmişten bu yana ciddi bir network'ü var. Şimdi aslında şuradan bakmak gerekiyor Zeynep. Çok uzun yıllar Sovyet Rusya sistemi içerisinde kalmış. Genel itibariyle zaten yaş ortalaması 40'ın üzerinde olanların birçoğu Sovyet Rusya sisteminin yeniden gelmesinden çok da rahatsız değil. Ama Ukrayna milliyetçileri ve Ukrayna'nın bağımsızlığını tartışan yeni genç nesil ise tam tersini düşünüyor. Dolayısıyla buradaki durum, işgali Rusya daha ne kadar devam ettirebilir? Şunu söyleyeyim, Donetsk ve Luhansk de bunu yaparsa başarılı olabilir. Çünkü 2014'ten beri bu bölgede kontrol elinde tutuyor ama bu bölgelerde halen çatışmaların yeniden başlayabileceği, yeniden şekillenebileceği ya da Ukrayna'nın Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan şimdi çok ciddi silahlar bekliyor Ukrayna ki Almanya'da bu konuda çok çelişkili açıklamalar var. Evet. Hükümet destek vermeyeceğini söylüyor. Bir taraftan desteklerin geleceğine yönelik açıklamalar geliyor. Çok hani tam bir tablo yok orada. Ama Almanya'dan ve Amerika'dan silahlar gelmeye devam ederse Ukrayna yeniden bu bölgeleri alabilir. Özellikle Ukrayna Herson ve Melitpol gibi bölgeleri yeniden kontrol altına almak istiyor. Ki bu bölgelerde de askeri yığınaklarını yapmaya başladı. Donetsk hattında halihazırda Ukrayna'nın çok ciddi bir askeri yığınağı var ama buralarda şu an çok büyük bir operasyona kalkışmayacaktır. Çünkü burada aynı şekilde Luhansk ve Donetsk'te Rusya'nın da çok büyük bir yığınağı var. Zaten ana karargahlarını, ana istikametlerini o bölgede tuttu. Ama şimdi asıl sıkıntı şurada. Aslında bugün hiç haberlere yansımadı ama Belarus. Şimdi Belarus'ta halihazırda hem Rus askerleri var. Belarus ordusu da bugün kırmızı alarma geçti. Yani artık bir savaş olması durumunda Rusya ile beraber hareket edeceğine dair ilk sinyalleri vermeye başladı. Şimdi tabii hal durum bu iken Ukrayna'nın batıdan sadece askeri lojistik destek değil NATO'dan daha başka neler alabileceğini görmemiz gerekiyor. Çünkü yarı seferberlik durumunda ki şu anda 300 bine yakın askerin yarım eğitim alması sağlanacak. Yarım dediğim aslında cephe gerisinde onların çok büyük bir bölümü çalıştıracak. Çünkü normal askerler zaten sahaya sürmüş durumda. Onların koordinasyonu sağlamak üzere, cephe gerisini Şoygu yönetmek üzere. Şoygu demiş ki 300 bin kişi çağrılacak. Evet. Öğrenciler alınmayacak. Hali hazırda rezerv niteliği taşıyan vatandaşlardan oluşan bir grup olacak. Ama bir yandan da Rusya içerisinde bu nasıl yankılanacak? Şöyle, sen aslında ben bugün biraz Rus medyasına ve Rusya'daki gazeteci arkadaşlarıma sordum. Özellikle daha önce Irak'ta beraber çalıştığım bir gazeteci arkadaşım ki savaş konusunda çok tecrübeli. Şunu söyledi, zaten aslında Rusya 3 yıldır bu savaşa hazırlanıyordu. Dolayısıyla 3 yıldır bu 300 bin kişiyi peyderpey zaman zaman eğitimlerden geçirmişti. Bunların bir kısmını cephe gerisinde değerlendirecek, bir kısmını işgal ettiği bölgelerin asayişini sağlamak için kullanacak. Ama cephe önünde genel itibariyle daha donanımlı askerleri harekete geçirmeye çalışacak. Ama 300 bin asker çok ciddi. Neden diyeceksin? Bütün Ukrayna savaşını Rusya 120 bin askerle gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani 120 bin askerle başaramadı, beceremedi işin açıkçası ama şimdi buna 300 bin asker daha eklediğiniz zaman bu çok ciddi, çok büyük bir rakam. Benim en büyük endişem şu anda Rusya, Belarus'a uçaklarını kaydırmaya başladı, helikopterlerini kaydırmaya başladı. Yani cepheyi Belarus'ta daha önceki savaşta sınırlı tutmuştu. Evet. Oradan yine saldırılar gerçekleştirdi, helikopterlerini kaldırdı, Kiev'e yönelik, Çernobil ve Çernobil'e yönelik saldırılar oradan gerçekleştirdi ama çok sınırlı tuttu orayı. Fakat şimdi Belarus'a çok ciddi bir yığınak yapmaya başladı bile. Bir yandan da bu bir blöf değil dedi. İstersen gel geçelim, tabii, konuşmaya, oradan devam edelim. Bu bir blöf değil dedi Rusya Devlet Başkanı Putin. Nükleeri işaret etti. Şimdi eğer bu dört bölgede referandum gerçekleşir ve buralar Rusya'nın kendi toprağı olarak tanınırsa, Rusya tarafından nükleer
bir risk artar mı? Ukrayna diyelim ki Rusya'nın kendi kaleminden baktığında bu topraklar oraya bağlandı. Ukrayna saldırıya devam etti, ne olur? Şimdi tabii Ukrayna devletinin işin açıkçası Sena sen de geldin. Yani ben ilk gittiğim zaman bu kadar milliyetçi davranıp mücadele edebileceğine dair kanaatlerim biraz daha zayıftı ama işin açıkçası bu savaştaki kazanımları, ortaya koymuş oldukları direnç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu cesaret, ki kendisinden öncekilerin birçoğu zaten en ufak bir olayda ya ülkeyi terk etmiş ya hemen istifa etmişlerdi. Şimdi tabii böyle olunca Ukrayna direnç gösterecektir. Ama şimdi asıl sıkıntı şu, biz demin bir tablo verdik. O tabloda kimin elinde ne kadar nükleer silah olduğuna dair bir tabloydu. Ama ya bilmediğimiz varsa ya da şöyle düşünelim. Sovyetler dağıldığı zaman Rusya'dan sonra en fazla nükleer başta sahip ülkelerden biri de Ukrayna'ydı. Ve Ukrayna'da düşünün denizaltıların satıldığı, ülkenin uçakları, limanlarının satıldığı bir ortamdan, yani 35 yıllık bir geçmişine baktığınız zaman neredeyse her şey satılmış ya da her şey çok el altından oraya buraya verilebilmiş. Tarafsızlık karşılığında nükleerlerini de Rusya'ya teslim etti, hatırlarsın. Virgül koyalım. Gözden kaçanlar varsa. Yani, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar da bizimle beraber. Sayın Ağar, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Teşekkür ederim Senan. Size, çetinlere saygılar, selamlar. Bizden de selamlar. Şimdi Putin'in planı nedir? Bunu konuşuyorduk. Bugün gelen kısmi seferberlik açıklaması, bir yandan Ukrayna'nın sahada ilerleyişi, ki Luhansk'a kadar ilerlediği ifade ediliyor. Böyle bilgiler de geliyor sahadan. Oskil Nehri'ni geçti, doğu yakasında deniyor. Tüm bunları beraber değerlendirdiğinizde ve referandum 4 bölgede biz olursa destekleriz diyor Rusya Devlet Başkanı. Putin neyi planlıyor? Ukrayna nasıl yaklaşır? Buyurun lütfen. Şimdi efendim, bu kirli ve jeopolitik karakter taşıyan savaşın kendine özgü bir dengesi oluşmuştu. Siz buna şöyle bir cümle de kurabilirsiniz. Yani Batı'nın da dahil olduğu bir ayak uydurma. Yani bunun içerisinde neler vardı? Savaş vardı, tehditler vardı, yaptırımlar vardı, işte birbirlerini enerjiye, birbirine karşı silah olarak kullanma vardı, parayı silah olarak kullanma vardı. Ama son kerede de bir şey oldu. Taktik ordu füze sistemi, HIMARS. Sonra M777 Excalibur mühimmatıyla, yani titanyum alaşımlı, taşıması çok kolay, dayanıklılığı çok kolay, savaş alanında kullanılması çok kolay ve etkili menzili diğerlerinden çok daha yüksek. Şimdi bunları niye söyledim? Bu ikisini örnek Fransızlar da verdi. Benzer topçu sistemlerini. Karabağ Savaşı'nda da gösterdi Sena. Zayiatın %85-90'ı bu tür ateş destek vasıtalarıyla veriliyor. Şimdi bu HIMARS'ları, M777'lere Rusya'nın cevap verebilme kabiliyet ve kapasitesi sınırlı. Elindeki D serisi toplar işte var olan mühimmatlarla beraber 30-35 kilometre yatıyor. Ama Excalibur'lar 55 kilometre, 45 kilometre yatıyor. Fransızların verdikleri 55 kilometre yatıyor. HIMARS'ların 92 kilometre yatıyor. Bir mühimmatı daha var, 310 kilometre yatıyor. Yani topçu düellosunda, yani şöyle söyleyeyim size basitçe anlaşılması için. Tabii. Siz birisine taş atıyorsunuz, kafasını yarıyorsunuz ama onun size atmış olduğu taş size yetişmiyor. Böyle bir şey bu. Şimdi bununla beraber Ukrayna ordusunun manevra kabiliyetinin artması ve özellikle Harkov istikametinde hem de bir aldatma taarruzuyla birlikte, aldatma karakteri taşıyan bir taarruzla liman bölgesinde, İzyum bölgesinde 2000-3000 kilometre karelik bir alanı ele geçirmesi. Ve bir şekilde hatta şöyle bir cümle kuruldu. Donetsk'in teyit edilmedi. Hatta Ukrayna tarafı bunu hassas bir konu olduğu için teyit de etmedi. Havalimanının ele geçirildiği bilgisi. Şimdi bu ne demek?
2014'te savaş başladığından beri ilk defa Rusların ele geçmiş yeri bir Ukrayna ordusunun ele geçirmesi tabii. Referandumla ilgili bir hassasiyet üretiyor. Yani Rusların etkili olduğu yeri ele geçirme o tarafı. Şimdi 3 tane başlık. Ağır silahların üretmiş olduğu zayiat etkisi, Ukrayna ordusunun taarruz imkan ve kabiliyetine kavuşması ve bununla ilgili bir inisiyatif elde etmesi, toprak kazanması ve Rusların bunları karşılayamaması. Şimdi ne oldu? Var olan, savaşa ait olan denge bozuldu. Ayak uydurma bozuldu. Şimdi Rusya rahatsız olmaya başladı. Şimdi ve biz bir soru sormaya başladık. Dedi ki, Rusya'nın geriye çekilmesi derinleşirse Rusya ne yapacak? Rusya böyle bir savaşı kaybedemez ki. Yani şu an en azından öyle düşünüyor. Yani şu an hani kurtarayım gibi bir gayreti yok. Neresinden dönersem o kadar az zayiatla hasarla kalkmadırım diye bir düşünce yok. Şu an bir onur mücadelesi var, bir jeopolitik mücadele var. Şimdi kaybetmeye tahammülü yok. Ve tam bu evrede ne yaptı? Bir referandum yapacağım dedi. Yani savaş sebebi sayılabilecek bir noktaya taşıyacağım. Önce şu ana kadar operasyondaydı. Şimdi referandumu bir oldu bittiğiyle yapmış olacak. Bu savaş karakteri üretmeye başlayacak operasyondan ziyade. Yani Rusya'nın tanımlaması değişecek. Kavramlar değişecek. Kavramlardan sonra bütün yapılanma altından üstü değişecek. Bu bir. İkincisi, kayıpları telafi etmek adına ve ortaya çıkacak zafiyeti kaldırmak adına 300 bin oldu. Yani %1 diyor Şoygu. Evet. Yani 25 milyonluk şey misin? 300 bin dedi, evet. 250-300 bin. Ne? Bakın ama kullanacağım dediği yer neresi? Hassasiyeti var. Hissediliyor hemen. Yani salkını irkitmemek istiyor. Korkutmamak istiyor. Bir güvensiz yaşamaması istiyor. Nerede kullanacağım diyor. Referandum yapacak mı? 1000 kilometre sınırım var diyor. Yani Luhansk ve Donetsk'te. Ukrayna. O orada kullanacağım. Savaşa sokmayacağım. Orada kullanacağım. Stratejik kullanacağım. Ama anlaşılan bir şey var ki şu anda. Kabiliyet ve kapasitesinde düşüş var. Yani şu ana kadar ağır olan devletlerindeki imkanlarla bir şey sağlamaya çalıştı ama şimdi milletin yığınağına başladı. Ve tam bu evrede bir başka cümle kurayım. Gerekirse nükleer silah kullanır. O zaman sorumuz şu. Bitireceğim bunu. Geri çekilmeye dair engelleyici bir teknik geliştiremezse Rusya neye başvurur? Bir, aklı hemen nükleer, taktik nükleer silahları kullanır. Hayır, bu değil sadece. Şimdi nükleer santrallerin nükleer silahlara kullanıldığını gördük. O zaman bu derece kirli üretiyorsa savaş, biyolojik, kimyasal ve radyolojik meseleler gündeme gelmeye başlar. Başka alanlar gelmeye başlar. Başka şekiller gelmeye başlar. Yani savaşın yayıldığı alanlar değişir mi? Biraz önce Çetinler bir yer söyledi. Belarus. Bakın hep oradaydı. Ama hep Putin silahı gizli tuttu orada. Çok kullanmadı. Şimdi Balkanlara, Baltık'a, Doğu Avrupa'ya yayılır mı? Kafkaslara bir etkisi olur mu? Başka bir şey daha söyleyeceğim. Rusya, Avrupa'nın güveninden Avrupa'yı vurur. Yani silahları var. Çünkü 5 milyon tane Rus var, Almanya'da yaşıyor. Bunlar üzerinden bir etki etmeye kalkar mı? Yani Rusya'nın istediği zaman kullanabileceği çok silahı var. Ahenk bu için, hani savaştaki ayak durma bozulduğu için hesaplaşma başka yerlere taşınca böyle riskli pozisyon üretti. Sorumuz da şu, en son sorumuz da şu. Lütfen, bu karşı karşılaştığından riski Batı nasıl yönetecek şimdi? Evet, şey şu ana kadar gayet güzel yönetti ama ondan sonra nasıl yönetecek? Bir yandan da Kaliningrad'da var. Siz bahsettiniz, Avrupa dediniz. O da önemli. Ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in sözlerini de ben önemli görüyorum. Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum diyor. Şimdi soru, sınırların nerede olduğu ve bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz. Nükleer kısmını soracağım. Ama Çetiner, sana döneyim. Bir bilgi var dedin, Duma'dan gelen. Onu hemen aktarmanı sıcak. Istedim. Ben de tabii bu arada şeyi doğru Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum da. Duma'da yapılan toplantıda seferberlik, sıkı yönetim ve savaş zamanı tanımlamaları yapılmış ve ceza kanunu eklenmiş az önce.
Bu önerge 19'unda aslında Duma'ya gelmiş ama az önce onaylanmış. Sıkı yönetim ilanı halinde yedek askerler belirlendiği andan itibaren kaçmaları halinde cezai koşturmalara tabi tutulacaklar. Evet. Bu yasal düzenlemeyle Salı beraber. Salı günü konuşuluyordu o. Demek ki Duma'ya geldi. Şimdi az önce kabul edilmiş. Putin eski çalışma arkadaşlarıyla bugün akşam bir toplantı yapacak. Eski çalışma arkadaşlarından kastım. Eski generaller, komutanlar. Ve tabii burada önemli olan bir şey var. Şimdi aslında yerinden bilgi almak da bazen iyi bir şey oluyor. İlk defa diyor, bugün gazeteci arkadaşım, Ruslar artık bir operasyondan bahsetmiyor, bir savaştan bahsediyor. Hı hı. Yani işin diyor en başında Ukrayna operasyonu, Ukrayna'da gerçekleştirilen operasyon ifadesi kullanılıyordu. Ama diyor şu an için artık operasyon ifadesi değil, bir savaş. 7 aylık savaşın ardından ilk kez kısmi seferberlikle birlikte artık tabii. Özel operasyon değil, savaşa dönüştü. Yani bu ifade bile artık Rusya'nın bu aşamayı nereye taşıdığını ya da operasyon aşamasından şimdi nereye geçtiğini ortaya koyan bir şey. Bu arada Sena, Sırbistan'dan gelen açıklamayı dikkate almak lazım. Çünkü Sırbistan Balkanlar'da biliyorsun Rusya'nın en güçlü müttefiki, hatta Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim yaşandığı dönemde de hep şunu söyledik. Acaba Avrupa'nın ortasında, Balkanlar'da yeniden bir savaş başlar mı? Rusya bunu her an için orayı da dikkate alarak başlatabilir. Yani Rusya'nın gücünü küçümsememek lazım. Hatta şimdi işte Kafkaslar ve Gürcistan, şu anda Gürcistan da bu anlamda önemli noktalardan, adreslerden biri. Bütün bu noktalara dikkatle bakmamız gerekecek ama Belarus artık çok farklı bir yer olacak. Şunu sorayım mı sana? Şimdi bu uçak biletleri tükendi deniyor. Bir yandan yedeğe adını yazdıranlar, havalimanında bekleyenler olduğuna dair bilgiler geliyor Rusya'dan. Yani Rus halkında bir endişe mi var bu kısmi seferberlikle beraber? Sen görüştün mü ben orada? Rusya'ya da gittim. Rusya uçakları dolu. Tabii Rusya uçakları biliyorsun Avrupa uçuş yapamıyorlar. Tek uçuş yapabildikleri nokta İstanbul. Yani çıkış yapabildikleri tek nokta İstanbul. O yüzden bizim Milli Havayolu şirketimiz de bu anlamda herhalde dış uçuşlar açısından en karlı uçuşlarından birini yapıyor. Özellikle Rus Havayolları, iki tane Rus Havayolu şirketi var. O da sadece zannedersem leasingli olmayan 4 tane uçağını kaldırabiliyor. Hı hı. Onlar da büyük uçaklar. Tabii yeterli mi değil ama Ruslar zaten bu açıklamalar olmadan önce de geliyorlardı ve çok yoğun bir şekilde geliyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, biz kameraman arkadaşımla Moskova'ya gittiğimizde zar zor bilet bulmuştuk. Döndüğümüzde de yani işte yetkilileri arayıp ancak yer bulabilmiştik ve çok pahalı biletler. Buna rağmen herkes çıkış yapıyor. Rusya'daki asıl temel sorun tabii insanlar çocuklarını bir an önce çıkarmaya çalışacaklar. Bu Ukrayna'da da olmuştu hatırlarsan. 18-60 yaş arası insanların ülke dışına çıkması, daha doğrusu erkeklerin ülke dışına çıkışı yasaklanmıştı. Aynı şey şimdi Rusya'da olacak ama Rusya'daki yaş ortalaması 60 olmaz. Muhtemelen onunla ilgili şimdi Genelkurmay Başkanlığı bir çalışma yapacak. 24 ve 34 yaş arasındaki erkeklerin yurt dışına çıkışını yasaklayacaklar. Ama tabii bu yaş ortalaması konusu en son Putin'in vereceği bir şey. Bu arada bugün Duma'da kabul edilen yasal düzenlemeyle beraber eğer böyle bir kaçış olması durumunda cezai hükümler olacak. Ve ayrıca burada önemli bir başka nokta. Rusya'da artık seferberlik ilanını ya da olağanüstü hal ilanını ya da nerede bölgesel de ilan edilebilir. Buna Putin'in tek başına karar verme yetkisi var. Eskiden bu yetki aynı zamanda Duma'da da vardı ama Duma bu yetkiyi Putin'e devretmiş durumda. Teşekkürler. Sayın Abdullah Ağar, şimdi Putin dedi ki bu bir blöf değil, her türlü silahı kullanırız, Rusya'nın nükleerleri var. Bir yandan hani bu çok konuşulur, gerilimi düşürmek için yükseltmek, escalate to de-escalate. Yani böyle bir durumla mı karşı karşıyayız? Putin gerilimi düşürmek için mi el yükseltiyor? Yoksa gerçekten bir nükleer tehditle karşı karşıya mı? Hem bölge hem dünya elbette. Şimdi efendim... Bu başlangıçta bir jeopolitik savaştı. Yani jeopolitik fay hattının kırıldığı bir savaştı. Ama şimdi bir onur savaşına da dönüştü. Yani hem jeopolitik savaş yapıyor hem onur savaşı yapıyor.
Bu anlamda hem Putin'in, hem Putin'in şürekasının, kurmaylarının, hem de Rusya'nın bir varoluş savaşa dönüştü, bir onur savaşına dönüştü. Şimdi zaten bunun mesajını savaşın en başında da verdi, savaşın ilerleyen dönemlerinde de verdi. Dedi ki, ben bu savaşı kaybetmeyeceğim, kaybedemem. Kaybetmesi savaştan çok daha ağır kayıplara sebebiyet verecek. Çünkü belki de Rusya'nın parçalanmasına gidecek iş. Boyun eğmesine, diz çökmesine, biat etmesine gidecek iş. Böyle bir şeye izin vermemek için şu cümleyi kuruyor. Ben bu savaşı kaybetmemek adına gerekirse taktik nükleer silahları da kullanırım. Gerekirse savaşı başka alanlara ve başka şekillere de yayarım. Şimdi buna dair bir ikaz cümlesi, yani yapacağım demiyor. Savaş benim aleyhime devam ederse bunları yapmaya dair bir iradem var diyor, kararlılığım var diyor. Yani aslında bir caydırıcılık üretmeye çalışıyor. Elindeki mevcut kabiliyet ve kapasiteler üzerinden. Neden? Çünkü biraz önce ifade etmeye çalıştım. Var olan gerilemeyi durdurması gerekiyor. Cümleyi aslında gizli bir şekilde kuruyor. Ben dört alanda, Herson'da, Zaporojya'da, Luhansk ve Donetsk'te referandum yapacağım. Yani savaşın başında iki hedefi vardı. Luhansk ve Donetsk, Donbas. Şimdi bunu Kırım'ı da arkasına ve garanti alacak şekilde Herson ve Zaporojya'yı ekliyor. Yani burada durabilirim mesajını da veriyor. Bu yapacağı referandum üzerinde. Şimdi soru Rusya açısından hallolmuş gibi gözüküyor ama Ukrayna açısından hallolmuş değil. Düşünsenize, tam ilk defa taarruz imkan ve kabiliyeti elde etmişsiniz, toprak kazanmaya başlamışsınız. Tam bu kertede durur musunuz? Birileri sizi durmayı dayatırsa bunu kabul eder misiniz? Bu sefer de Zelenski'nin kellesi gider. Zelenski bir vatan haini olarak kendi ülkesinde bir hüküm giyer. Belki kaçar gider, başka bir şey ama Zelenski ve kurmayları da bunu kabul etmezler. Şimdi bu noktada işte biraz önce kurmuş olduğum cümle. Batı ortaya çıkan fiili durumu nasıl yönetecek? Daha önceden işler Rusya'nın da kabul ettiği, Ukrayna'nın da kabul ettiği, Batı'nın da kabul ettiği bir çekişme, bir kısır döngü içerisinde, bir ayak uydurma içerisinde gidiyordu. Ama şimdi bir anda o silah sistemlerin verilmesiyle beraber denge bozuldu, Ukrayna ordusu inisiyatif kazandı ve Rusya'ya karşı pozisyon üretmeye başladı. Yani önceden inisiyatif Rusya'nın elindeydi, şimdi Ukrayna'nın elinde. Özellikle girme yapmış olduğu bölge, kazanım üretmiş olduğu bölge. Evet. Şimdi o zaman en tehlikeli soruyla karşı karşıyayız. Savaş bir başka katmana evrilir. Yani özellikle Ginzal ve kalibre üzerinde kendisini gösteren teknolojik bir savaşa dönüşür mü? Bu taktikler başlıklarla beraber kendisini gösterir mi? Ve Batı buna nasıl karşılıklı? Bugün evet. Batı ne yaptı? Batı da şunu yaptı. İzin verin söyleyeyim. Buyurun. Bir bilgi olarak aktaracağım. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de size sormuştum ya nükleer konusunu. Bir açıklama var. Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum demiş. Değerlendirmenize bir katkı olarak onu da son dakika bandımızda geçiyor. Aktarmak istedim. Buyurun devam edin lütfen. Ama şimdi şöyle bir şey var. İnanmıyorum deyip Rusya'nın üzerine giderseniz, Rusya'nın canını yakarsanız canı yanmış bir Rus ne yapar? Çaresizleşen bir Rus ne yapar? Bu sorunun da cevabını veriyor olması gerekiyor o zaman Zelenski'nin bu cümleyi koruyorsa. Şimdi bu nükleer tehdide karşı ne yaptı Amerikalılar? İngiltere'deki B-52'lerini kaldırdılar ve Norveç semalarında uçurdular. Bir diğer tarafıyla da onların kıyamet günü diye tanımlamış oldukları bir uçakları var. Veya gece nöbetçisi denilen bir uçakları var. Şeyi de söyleyeyim. Edirne 4 Bodrum, yani E4B uçakları var. Bu uçak nükleer savaş sırasında savaş odasını taşıyacak, komuta kademesini taşıyacak. Nükleer kabiliyet ve kapasitesi, korunma kabiliyet ve kapasitesi olan Sibel'e karşı analog sistemlere desteklenmiş kabiliyet ve kapasitesi olan hiç yakıt ikmali yapmadan 35 saat havada uçan ve bir diğer tarafta bir hafta havada kalabilen bir stratejik uçak. Yani
o da diyor ki restinde rest Birleşik Devletleri bu yaptığıyla. Yani beyindekiler nükleer tablet kapasiteli, bu da nükleer savaşı en tepedeki uçağı sürüyor. Yani o da bir şey söylüyor. Yani açıkçası son derece gergin. Çin bir taraftan açıklama yapıyor benzer nükleer dair. Yani ümit ederim sakinleşirler. Ümit ederim ya burada başka bir şey var aslında bizim konuşmadığımız. Nükleer dehşet dengesinin bizim bilgimiz olmadan sessiz sedasız bir takım teknolojik kabiliyet ve kapasitelerin bozulmasıyla ilgili bir risk de var belki de bu denklemin içerisinde. Çünkü Putin onu da söylüyor. Benim elimde diyor öyle silahlar var ki diyor bunlar Batı'nın elinde olan silahlardan üstün. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani nükleer savaşı başlatırsam siz değil ben kazanacağım. Bu da böyle, bir de böyle bir detay var içerisinde. Peki, Çetiner, Batı nasıl yaklaşır, ne dersin? İstanbul müzakerelerini hatırlıyoruz. Sen de ben de o dönem takip ettik. Neredeyse taraflar artık bir imza atma noktasına gelmişti. Bir taslak ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra Buça İrpin'den bazı görüntüler geldi. Hatta o dönem İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir ziyaret gerçekleştirdi Kiev'e. Sen de ben de oradaydık o zaman. Nihayetinde savaş tekrar alevlendi ve müzakere masası ufuktan kalktı. Şimdi bu dört bölgede bir referandum olursa, Batı nasıl bir reaksiyon gösterir ve bu sahaya nasıl yansır tabii? Şimdi tabii Ukrayna bunu zaten 2014'te yaşadı. Rusya da bunu 2014'te Ukrayna'ya yaşattı. Yani aslında işgalle beraber. Orada sadece şunu biliyoruz. Hatırlayalım Biden bu savaş ilk başladığı zaman Putin'e şu uyarıda bulunmuştu. Hiçbir şey Kırım gibi olmayacak. Yani evet. Kırım benzeri bir duruma izin vermeyeceğiz. Şimdi tabii Amerika'nın bakış açısı Kırım gibi hiçbir şey, yani Kırım ve işte Donetsk, Luhansk gitti, onlara seyirci kaldık ama bundan sonrakilere seyirci kalmayız sözü. Orada bir aslında çizgiyi çiziyor, nereden başlayıp bu işin nereye kadar gidebileceğine dair. Ama işin açıkçası hani Ruslar burada bir referandum yapsa ne olur, sonuçlar ne çıkar? Muhtemelen çok büyük bir olasılıkla zaten sonuçlar tam da istediği gibi çıkacaktır. Ama bu o bölgenin şartlarını, koşullarını değiştirecek midir? Tabii ki değiştirmeyecek. Çünkü bölgenin hem içinde bulunduğu siyasal yapı, nüfus aritmetiği, sanayi bölgeleri ki Donetsk, Luhansk ve Mariupol gibi kentler aslında Ukrayna'nın en büyük kömür madenlerinin ya da yeraltı kaynaklarının bulunduğu bölgeler. Tabii verimli topraklarının olduğu bölgeler. Bu bölgeleri çok fazla da Ukrayna'ya vermek istemeyecektir. Bu savaş biraz daha uzayacak. Biraz daha değil, çok daha uzayacak. Kilit bir nokta olacak buralar. Ama tabii şunu unutmayalım. Rusya'da gücünü, enerjisini buraya olabildiğince yoğunlaştıracak. Ama tabii Rusya için sıkıntılı tek nokta burası değil. Sonuç itibariyle Rusya şunu farkında. Bir, yaptırımlar daha da sertleşecek. İki, bu yaptırımların ortaya çıkaracağı toplumsal tepkiler karşısında Rusya ne yapabilir? Bunları çok iyi hesap etmesi lazım. Yani biz işe tabii hep dışarıdan bakıyoruz ama için bir de içeride yaşantıya bakacağız. Bak ben mesela uçaktan indiğim andan itibaren Rusya'da ilk dikkatimi çeken şey Moskova'daki birçok iş yerinin darabelerinin inmiş olması. Yani dükkanların kapalı olması. Zaten uluslararası şirketler tamamen kapatmış ama tabii bunun yanında diğer iş yerleri de bundan etkileniyor. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Şimdi tabii Rusya halkında da ciddi bir tepki var. Yani Ukrayna'ya böyle bir savaşa girilmeli miydi, girilmemeli miydi? Şu anda Putin'in bu savaştaki tek desteği Komünist Parti. Yani kendi içinde bulunduğu siyasal sistemden bağımsız Rusya Komünist Partisi destek veriyor. Ama halkın tepkileri de giderek sertleşmeye başlayacaktır. Bunu absorbe edebilir mi Putin? Onu zamanla göreceğiz. Ama şunu söylemek mümkün. Putin'in de çok basit almamak lazım. Çünkü inanılmaz bir stratejiyle işi götürüyor. Bakın önümüz kış. Avrupa'da, Fransa'da bugün işte yine bir gazeteci arkadaşımla sohbet ederken şöyle bir ifade kullandı. Çok ağır sanayi şirketleri önümüzdeki aydan itibaren artık kapıyı kapatacaklar, işçi çıkartacaklar. Şimdi dün bir Alman dergisinde haber vardı. Uluslararası şirketler ciddi küçülmeye gidiyor. Ve bu uluslararası şirketlerin neredeyse çok büyük bir bölümü Avrupa şirketleri. Yani şimdi tabii şirketlerin isimlerini söylemeyelim burada. Tabii. Çünkü bu reklam unsuruna dönüşebilir ya da farklı da yorumlanabilir. Ama şimdi listeye baktığın zaman
Şimdi bakıyorsun, işte uluslararası bir kafe zinciri işte çok ciddi bir %20 küçülmeye gidiyor. Uluslararası bir tekstil firması %20 küçülmeye gidiyor. Yani bu giderek daha da sertleşecek. Mesela örnek veriyorum, tahıl krizi. İşte tahıl krizi Rusya zaten şimdiden sinyalleri vermeye başladı. Yani tabii üçüncü dünya ülkelerine değil. Tabii eğer yenilenirse tabii, süresi doluyor çünkü. Şimdi ona tepki koyacaktır illaki. Ama bunun yanında işte aşırı yağmurlar, muson yağmurlarının ortaya koyduğu tepkilerle beraber Pakistan ve diğer muson ülkeleri de çok ciddi etkilendi. İşte pirinç üretimi, gıda üretimi çok ciddi bir sekteye uğrayacak. Ama daha da önemlisi Sena, şunu unutmayalım. Hepimiz bir kış vakti evimize gittiğimiz zaman doğal gazımızın olmasını, elektriğimizi kullanabildiğimiz, sıcak yaşayabildiğimiz sıcak bir ortam isteriz. Aynen. Muhtemelen Putin şunun farkında. Bir yandan halkı sıkıştırıyor ama halkı kendi iktidarlarına, kendi hükümetlerine kışkırtacak bir hamle bu. Bir taraftan da bu tip askeri ve siyasi mesajlarla da kendisinin ne olduğunu ya da kendisinin nasıl müdahale edebileceğini mesajını verecek. Bir savaş oluyor ama hem ekonomik hem sosyolojik birçok etkisini görüyoruz. Bir cümleyle alayım bunu, çünkü bunu herkes doğru evinde hissedecek. Bakın bu kış biz belki Türkiye'de rahat edeceğiz ama Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'nın birçok ülkesindeki dostlarımızı aradığımız zaman işte gecenin 8'inde ışıklarını söndürmüş olacak. Evin içerisindeki ısınma koşullarını nereye çektiğini anlatacak. Evet, tüm dünya kaçınılmaz olarak etkilenecek. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar katkılarınız için. Efendim kapatıyoruz. Bizden sonra Emin Çağlar Spor Bülteni ile karşınızda olacak. Ancak saat başında haber hattına devam edeceğiz.